etmezdim. Türkiye'de bunun çok daha farklı formülleri vardır. Ben kimseye sataşmadım. Haklıyım, cevabımı da veririm. Neye karşılık susayım? Biz burada sınava tabi tutulmuyoruz. Ajda Pekkan, Osman Yağmur Dereli aslında hepsi çok iyiler. Yani hakikaten çok iyiler. Sadece Pelin Hanım'ın bir takım teşhislerinin olmadık yerde çıkıştığını düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Ajda Hanım, Ela'ya şımarıklığın yakıştığını söylemiştiniz. Osman Bey, siz Ela'yı star ilan etmiştiniz ve Pelin Hanım, siz yorum yapmamıştınız. Müslüm Bey de öyle bir sıradan bir yorum yapmıştı Ela ile ilgili. Star ilan etmemiştim. Evet. Star ışığı var demiştim. Evet, ama az sonra izleyeceksiniz. Tüm yarışmacılarımız buna çok hassas davranıyorlar bu söze. Yani star ilan edildi gibi bir durum var. Öyle demedim. Hala hemen veteriden bakabilirsiniz. Evet, demediniz. Kızım, sen de star ışığı var dedim. Evet. Ama bu akşam bu yarışmanın da starı sensin bana göre dediniz. Zannetmiyorum. Sadece bu yarışmada sen de star ışığı var dediniz. Zannediyorum. Evet. Evet, öyle. Sen de star ışığı var dedim. Evet. Yalnız star ışığını iyiye kullanırsan star olursun, kötüye kullanırsan piyasada görüldüğü gibi, Şekil Bey'de görüldüğü gibi, isim vermemiz gerekmez, kötü olur. Ben Ela'nın bu tavrının, ısrarla sürdürdüğü bu tavrının onun aleyhine olacağını düşünüyorum. Zaten bu akşam şarkının ağasında da detone oldu. İşte bütün arkadaşlar, bir de Ozan Bey dinlesin, vetireyi başa alın. Bütün düşüncelerimi değiştirdim. Fikriniz değişti. Geçen teşekkür hafta... ederim. Çok mersi. Rica çok teşekkür ederim. Beğenirken bu hafta fikriniz değişti. Peki Yüksel Bey? Öyle ayrıca size... Yüksel Bey, ben Ela Hanım'a yüklenmedim diye sütunlarında yazı yazdı. Evet. Şimdi Yüksel Bey bize nasıl jürilik yapılacağını burada gösterecek. Estağfurullah, estağfurullah. Hiç haddim değil. Sadece yaklaşık 25 yıldır gazetecilik yapıyorum. Müzik yarışmalarında da asbelkader jüri üyeliğim var. Evet. Bir deneyim sahibiyim. İçimden gelenleri genellikle seslendiriyorum. Objektif olmaya gayret ediyorum. Aynen birazdan söyleyeceklerim, yapacaklarım gibi. Öncelikle performansını değerlendirmek istiyorum. Ben de başarısız buldum. Koreografide daha sahneye girerken en dıştaki dansçıyla çarpışıyordu. Bu... Koreografinin bir parçası o, çarpışmıyorduk. Yok. O bir parçası. Bayağı bir trafik orada karıştı. Her yok, neyse. O parçası o. Koreografinin bir parçası Yüksel Bey. Provalarda bizle birlikte olmadığınız için. O zaman... Koreografiyi bilmediğiniz için çarpışmış gibi gelmiş olabilirsiniz ama biz çarpışmadık. İzin verirseniz yorum yapmak istiyorum. Ben de buraya sizinle tartışmak için gelmedim. Sakın ola ki benden reyting ve SMS süzmeye çalışmayın. Artık Türk halkı bunları maalesef yemiyor. Siz de bizim programımızı malzeme kullanarak satırlarınıza aynen dökerken biraz daha bizi düşünerek davranın lütfen. Bu konuda sizinle tartışma gereği. Bizi jürimizi ya da bizi ezmeyin. Bu ne konuda, demek diskalifiye konuda... edilmemiş ya da Ajda Pekkan'ın Mihriban'ı okuması sizi çok mu rahatsız etti? Bakın, küstahlık hiç kimseye yakışmaz. Ne size, ne bana, ne de başka birine. Bu piyasada sizin izlediğiniz yoldan para kazanan, şöhret kazanan, zaten yeterince sahte şöhret, balon şöhret var. Bu halk bunlardan sıkıldı. Yüksel Bey, eğer ATV'nin bir yapımına saygı duymuyorsanız, burada ne işiniz var? Duyuyorsanız bu yapımın yarışmacısına nasıl küstahlık kimseye yakışmaz, balon şöhretler. Ben balon şöhret isteseydim bunun çok daha farklı yöntemleri vardı. Ben sanatımı satıyorum. Bu kadar söylüyorum. Uyguluyorsun. Lütfen eleştirirken çok rica ediyorum. Pazartesi günü gidin ne yazmak istiyorsanız yazın. Ama bu sahnedeyken bize biraz daha dikkatli konuşun. Kendinize saygı duymuyorsanız, bize saygı duymuyorsanız yanınızdaki 4 adet duayene saygı duyun. Ben küstahlık falan yapmıyorum. Sizin gibi bana sivri davrananlara cevap veriyorum. Bu kadar basit. Ömrümün sonuna kadar da vereceğim. Asla altta kalmam bu anlamda. Bakın, kafasını dik tutmakla diklenmek ve küstahlık, terbiyesizlik aynı şey değildir. Bunu bir kere... Yüksel Bey, yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Yoluma çıkmasanız çok iyi edersiniz ya. Lütfen. Ben performansla ilgili değerlendirme yapmak istiyorum. Hal, hareket ve tavırlarınız tamamıyla sizi ilgilendirir. Beni ilgilendirir. Onun için biraz mutlaka, bana bırakın tabii, lütfen. Tabii, siz kendiniz bir şey sorabilir ama, miyim? Ama Ela, lütfen. Yakışıyor mu size? Ela'cığım, bir saniye, eleştirilmek lütfen. De star saniye, olabilmenin, tamam, star ama olabilmenin bir ölçüsü vardır. Bir parçasıdır. Sen her türlü eleştiriyi iyi ya da kötü bir şekilde kabul etmelisin, hoş görebilmelisin ben ama... Ben niçin Ajda Pekkan'ın eleştirisine
Lütfen siz bizi izliyorsunuz. Ekranları başında milyonlarca insan bizi izliyor. Bir gün Ajda Pekkan'a, Osman Yağmur Deli'ye, Müslüm Gürses'e, Pelin Akat'a saygısızlık yaptın mı ya? Ne demek satırlarda küstahlık bilmem ne? Ne demek bu kadar kolay mı yazmak? Yazın Yüksel Bey, umurumda değilsiniz. Ben size küstah demedim. Siz bana küstah deseniz dahi siz benim jürimi eleştiremezsiniz. Hepsi alanında kendini 100.000 kere kanıtlamış insanlar. Bakın, Ajda Pekkan benim uzun yıllardır dostum, arkadaşım. Burada bulunan diğer değerli müzik üstadlarıyla da günbegün ilişkilerim var. Onun için onlara ne kadar saygı duyup ne kadar eleştireceğimi Yüksel Bey, buna bir açıklama ederim, yapma bana gereği duyuyor ama musunuz? Bakın, yani ben sessiz kalıyorum çünkü siz elbette cevap vereceksiniz. Şunu ama açıklamaya girmek durumunda değilsiniz. Çok pardon Ela'cığım. Bana şöyle ne demek? Ela'cığım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu haliniz ve tavırlarınız hakikaten ekran başındaki özellikle müziği seven genç kızlara, genç çocuklara iyi bir örnek oluşturur. Sizin de sadece şu haliniz ve tavırlarınız yeni gazeteci adaylarımıza kötü örnek oluyor Yüksel Bey. Yok, hiç zannetmiyorum. Kötü örneksiniz. Yok, hiç zannetmiyorum. Vallahi kötü örneksiniz. Sizinle bu konuda tartışmak istemiyorum. Böyle bir sözü burada Yüksel Bey, ben özür diliyorum Ela adına. Sizin gibi yıllarını bu işe vermiş bir gazeteci duayene böyle bir söz söylenmesinden söylenmesinden rahatsızlık duyuyorum. Bakın, sen eğer saygı bekliyorsan önce saygı göstermelisin Ela'cığım. Saygı bekliyorum. Her türlü saygı duyulmadı ki saygı bekleyeyim. Yok ki. Tam 3 haftadır kötü kaleminizi bize... Madem bizi yolun başında görüyorsunuz, madem biz daha bebeğiz bu piyasada, performansını kötü buldum, arkadaşlarla çarpıştım falan. Yani yakıştırıyor musunuz Yüksel Bey? 25 yıl eleştiri yapmak için burada. 25 yılın gerektirdiği biçimde davranın ki biz de sizin karşınızda şöyle... Yüksel Bey, saygı duydum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz diyebilirim. Peki bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir şey sormak istiyorum. Eğer bir şey söyleyebilirim lütfen. Evet, buyurun. Ama sözümü kesmeden iki cümle eğer söyleyebilirsem çok memnun olacağım. Hiç evet. olmazsa bu kadar terbiye göstermesini istiyorum. İki cümle söyleyebilir miyim Ela? Elbette, buyurun Yüksel Bey. Benim gazeteciliğimi sen tartışamazsın. Zira 25 yıllık gazetecilik hayatımda sayısız başarım var. Raflarım ödüllerle dolu ve onun için buradayım. 7,5 yıllık müzik hayatımda benim de bir sürü solistlerimle yapmış olduğum bir sürü şey var. Siz de bunları yazıyorsunuz. Siz böyle yaparsanız ben yarın nasıl starlık yolculuğumda emin adımlarla yürüyebileyim? Yüksel Bence ben sizin zaten, için sevgili Yüksel Aytun. Bence zaten yolun başında bu işi bırakın. Sizden star sanatçı olmaz. Ya aman. Siz neyi alkışlıyorsunuz? Yüksel Bey, teşekkür neyi ediyoruz. Neyi alkışlıyorsunuz? Pekala. Yüksel Bey, Ela'cığım artık yapıcı bu konuşmayı... ki biz de size saygı duyalım. Ben başından sonuna kadar jürim adına, kendim adına yapmış olduğunuz bir sürü şeyden dolayı hakikaten çok yordunuz bizi yani. Bu kadar söylüyorum. Ela'cığım, tekrar hatırlatmak istiyorum. Eleştirinin olumlu ya da olumsuzu. Her biri sizin için. Burada bu koltukta onlar sizleri eleştirebilmek, yorum yapabilmek için bulunuyorlar. Ve sen bence bu olgunluğa erişmelisin. Bir an önce... Evet, kendi hakkını aramaya çalışıyorsun fakat bu orası değil. Yani şu anda bulunduğun platform yanlış bir platform. Keşke kendisiyle açıp konuşsaydın ne demek istediklerini. Ne açıp konuşacağım pardon? Yani eğer çok rahatsız İşte ben de bir sürü arkadaşlarımız işte MSN'den mail atıyor. Oraya Yüksel dönmene Bey'e. Gerek yok. Bak kamera karşımızda. Oraya dönmene gerek yok Ela'cığım. Şöyle bir durum var. İşte aramak falan. Ben böyle bir şey niye yapayım ki? Yüksel Bey zaten ne yazacağını çok iyi bilir. Ben sadece... Ha, bak ne kadar güzel söyledin. Teşekkür ediyoruz. Ve bu konuyu kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Yüksel Bey, iyi kötü her zaman eleştirilerini olumlu olumsuz yapmakta özgürdür ve bugüne kadar da böyle yapmıştır. Her birimiz hakkında yapmaya da devam edecektir. Biz de saygıyla okuyacağız efendim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ajda Hanım, buyurun. Top bana mı geldi şimdi? Biraz evvelki olayın bir altını çizmek istiyorum. Birdenbire konuşunca siz, ben atladım mecburen öbür tarafa geçtim. Rica ederim. Doğru Yalın'ın şarkısıydı keşke. Fakat benim demek istediğim Bülent Ortaçgil havasını taşıyordu. Ve cazi bir havası vardı şarkının. O yüzden nasıl söyleyeceğini çok düşündüm. Onun için onu hemen kapatıyorum parantez içinde. Peki. Artı benim Ela'yı çok bugün sinirli, gergin ve böyle çok moralsiz gördüm. Bir kere onu öğrenmek istiyorum. Biraz evvelki Sayın Yüksel Bey'le olan... atışmanızdan dolayı mı? Aranızdaki geçen olaylardan dolayı mı? Yoksa bugün sahneye çıkmadan evvel bir sorun mu yaşadın Ela'cığım? Bugün Dilara Endican'ı yedim resmen. Yedim böyle. Yanaklarını ısırmaktan çok şık olduğumu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir.
Kulisteki arkadaşlar bugün ne kadar mutlusun falan dediler bana. Evet, çok ama da güzelsin gerçekten. Çok teşekkür ederim. Dilara hocamıza çok teşekkür ederim. Yani benim teşekkür kısmım vardı. Ben Arbeden'in içinde buldum yine kendimi. Aytunç hocaya, Bahadır hocaya, Kuban hocaya, Ozan Çolakoğlu'na çok teşekkür ediyorum ve değerli. Peki konumuza dönelim Ela'cığım. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi ben burada yarışmaya tabi tutuluyorum. Sizin karşınızda eleştirilerinizi alıyoruz. Ve halk oylaması söz konusu. Tam 3 haftadır Ajda Hanım, yemin ediyorum gazeteyi kapadığımda ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Aramamak için de kendimi zor tutuyorum. Çünkü ben bu noktada değilim. Ben bir yarışmacıyım. Ben eğer albüm yapıp kanallara ya da basına basın bülteni göndermiş olsaydım, basın danışmanım ya da ekip arkadaşlarım vasıtasıyla hani belki bir uyarı, nazik bir uyarı gönderebilirdim. Ama ben ATV'de profesyonel diye bir yarışma var ve o yarışmanın finalistlerinden herhangi bir tanesiyim. İşte Ela saygısız, bu nasıl jüri, bunu diskalifiye etsinler. İşte küstahlık kimseye yakışmaz. İşte Ela Barış arkadaşı, yani ben çok gerildim, bir de karşıma geçip hala... Eğer yanılıyorsam beni lütfen düzeltebilir misiniz? Söz hakkı verdiğim, tahmin ediyorum şu anda Sayın Ajda Pekkan'dı. Ajda Hanım bana soruyu sordu. Evet. Lütfen biraz daha kısarak bence canlı yayındayız Ela'cığım. Bence artık bu bu atışmayı bence kendi içinde sindirmeye çalış. Herhangi çünkü bir yıllar üzüntün o kadar var mı daha seni bu konularda yıpratmaya hazır ki sevgili Ela. Çünkü hayat hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Hiçbirimiz de bugünlere bu kolaylıkla gelmedik. Ve böyle bir performansı insanlara sunacak bir ortamımız da hiçbir zaman olmadı. 70 milyona veya daha ötesine hep böyle kendi tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Onun için bunun kıymetini çok içimize sindirerek geldik. Çok samimi bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Size? Tabii ki. Müzik yaşantınızın başlangıcında size bir tane gazeteci karşınıza geçip bence bu işi bırak senden bir şey olmaz balon şöylesin deseydi. Dedi. Siz ne yaptınız lütfen? Ben hiçbir şey yapmadım. Her zamanki terbiyemle yıllar sonra mutlaka üzülmüştüm. Bizi karşı karşıya getirdiler. Hayır, yemin ediyorum yapmadım. Hem de Yüksel hem de Bey, size inansın çok büyüyeceğim. Dünya starı olacağım. Siz de beni yazmak zorunda kalacaksınız. Bak bundan en büyük keyfi ben alırım ama hiç öyle bir şansın olduğunu düşünmüyorum. Görüşürüz 5 sene içinde. Ela. Görürsün. Ela yurt dışında bir yarışmaya gideceğim düşün. Soruyorlar, anket yapıyorlar. İşte herkese o zaman. Şimdi isim zikretmek istemiyorum. Onlar benim çok saygıdeğer arkadaşlarım ama o zaman senin gibi ben de onlara kedi gibi bakıyordum. Yani ben böyle bir aileden kopmuş gelmiş ve şarkı söylemek istiyordum sadece ve sadece. Ve o arada nasıl buluyorsunuz Ajda Pekkan'ı dedikleri zaman bacakları çok güzel demişti birisi. Yani ben bütün bunları içime sindirdim. Hatta birisi Ajda Pekkan'dan şarkıcı olur mu dedi Ela. Bunların hepsini ben hazmederek geldim. Bunları mecbursun hazmetmeye. Olmadan olmaz. Onlar hepsi çok değerli insanlar. O zaman sen bu yarışmayı baştan kabul etmemen gerekiyor benim bir tanem. Teşekkür ediyoruz. Bravo. Biraz daha zamana ihtiyacı var belki. Biraz daha. Bence onun için dedim moralsiz misin diye. Evet. Böyle birdenbire çabucak parlıyorsun. Şarkısındaki belki çünkü bir takım aksaklıklar da onun şu an moralini bozmuş olabilir. Bir aksaklık olmadı. Her şey çok yolunda. Mikrofonunda bir problem hayır, var dedi. Hayır hiçbir şey yoktu. Teknik bir sorun yoktu. Yani her şey yolunda. Çok güzel. Şu performansınızı beğendiniz mi hakikaten? Yani söylediğiniz şarkıyı bir ara bırakır siz gibi oldunuz, orkestraya döndünüz. Biliyor musunuz? Şan biliyor musunuz? Döndünüz. Nota biliyor musunuz? Müziğini hangi açıdan ayırıyorsunuz? Ben çok iyi bir müzik kulağına sardım. Öyle mi? Evet. Hadi boş verin siz. Allah Allah. Ya ben, pekala sevgili Osman Yağmur Dereli. İnanmıyorum Yüksel Bey çok sivrisiniz ve batıyorsunuz lütfen. Ela bir dakika bak Yüksel Bey benim yanımda oturuyorlar şu anda. Ve kaç haftadır ne yazılar yazılıyor, kritike ediliyoruz. Hiçbir gün ben açıp da telefonu Yüksel Bey veyahut da Yüksel niçin bu şekilde yazıyorsunuz demedim bile dedim mi? Siz demedim. Ki Türkiye'nin süperstarı. Süperstarı bile. Demedim. Ajda Pekkan. Bu şekilde olgunlukla karşıladığına göre biraz oturup düşünmende fayda var. Yüksel Bey ben de bunu olgunlukla karşıladığım için size herhangi bir mesaj ya da telefonla ulaşmak istemedim. Kimse ama bana siz karşımıza geçmişsiniz. Muhtemelen zaten Yüksel Bey'in senin telefonunu cevaplamazdı tahmin mi ediyorum. Ya cevaplasın cevap. Müslüm Bey'e geçmek istiyorum. Pekala o konu kapandı. Konuyu kapattık ve Müslüm Gürses'e geçiyoruz efendim. Kendini doldurma Ela. Buyurun efendim. Yani aslında eleştirilere açık olmak lazım. Onların içinde herhangi bir böyle güzel olanlar varsa alacaksın kendine monte edeceksin. Yani şimdi burada zıtlaşmanın da manası yok. Bir de şunu kendine al, cebine koy, lazım olduğunda kullanırsın, her zaman kullan. Yani bir şey var değil mi? Bu ilkokul çağlarında çocuklara and içiriyorlar.